Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle altın sıra matematik ders kitabı. Evet ikinci bölüm gençler oran konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle oran ne demektir bunun tanımını bir okuyalım. Arkadaşlar oran demek aynı veya farklı birimle ölçülen iki çokluğun ölçülerin birbirine gençler bölünerek karşılaştırılmasına oran adını veriyoruz. A ve B gençler bizim iki çokluğumuz olsun. Bakın buradaki oranları nasıl gösteriyorum gençler? A bölü B. Bakın bölme işlemi böyle gösterebilirim. E, gösterebilirim A bölü B. B kesirle A bölü B şeklinde gösterebiliriz. Okurken de gençler A'nın B'ye oranı şeklinde okuruz. Evet arkadaşlar ilk sıra sizde sorumuzu okuyalım. Ülkemizin Ege bölgesinde bulunan illeri İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Manisa, Kütahya, Afyon, Karisar'dır. Buna göre Ege bölgesinde bulunan il sayısının ülkemizin tüm illerinin sayısını oranı oranını bulunuz diyor. Şimdi gençler Ege bölgesinde bulunan illerin sayısı ne yapacağız? Ee, ülkemizde bulunan illerin sayısını oranlayacağız. O halde oranımızı yazarken Ege bölgesinde bulunan illerin sayısını pay kısmına evet, tüm il sayısını payda kısmına yazacağım. baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane il var. Biliyorsunuz arkadaşlar ülkemizde toplam 81 tane il var. O halde 8 bölü 81 olur oranımız diyoruz. Evet ne yaptık? Ege'deki il sayısını tüm illerin sayısına bölerek gösterdik. Bunu arkadaşlar başka nasıl gösteririm? Bakın 8 bölü 81 şeklinde gösterebilirim. Veya 8 bölü 81 şeklinde de gösterebiliriz gençler. E sıra sizde 2'ye bakalım. Şekilde verilen mavi renkli karelerin sayısının beyaz renkli karelerin sayısını oranı. Gençler bakın ilk söylenenin pay kısmına yazıyorum. İkinci payda yani mavi bölüm. Beyaz şeklinde yazıyorum. Evet mavilerin sayısını pay kısmına yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mavi karemiz var. Bölü. Beyaz kare sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gençler 9 bölü 18 olarak yazabiliriz. Veya ben bunu sadeleştirirsem Bakın hem 9 hem 18 gençler 9'a bölünür. 1 bölü 2 olarak da oranı söyleyebiliriz. Gençler i̇şte oranda genellikle sadeleştirme işlemi yaptığımızda belirtmek isterim. Evet devam edelim. Sıra sizde 3. sorumuza geçelim. Evet bir kalemlikte 6 tane boya kalemi 8 tane kurşun kalem bulunmaktadır. Buna göre kalemlikteki kurşun kalemlerin sayısının tüm kalemlerin sayısına oranını bulunuz. Gençler benden ne istiyor? Kurşun kalem sayısını tüm kalemlerin sayısına oranlamamı istiyor. bu şekilde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar kurşun kalemlerin sayısı 8 taneydi. Şimdi tüm kalemlerin sayısı gençler 6 boya 8 tane kurşun kalem var. 6 artı 8. 6 ile 8 toplarsam gençler 14 tane toplam kalem var. O halde 8 bölü 14 olur sorumuzun yanıtı. İstersek gençler bunu da şöyle 2 ile sadeleştirelim. 8'i 2'ye böldüm 4. 14'ü 2'ye böldüm 7. Bakın 4 bölü 7 olarak da sorumuzun yanıtını verebiliriz. Evet sevgili gençler. Sıra sizde 4'e bakalım. Esra 27 yaşındadır. Esra'nın 9 yıl önceki yaşının 9 yıl sonraki yaşına oranı. Gençler i̇şte, 9 yıl önce diyorum önce. Sonra da 27 yaşındaysa 9 yıl önce. 27 eksi 9'dan... 18 yaşındadır. 9 yıl sonra şu anda 27 yaşındaydı. 9 yıl sonra 9 yaş daha büyüyecek ve 36 yaşında olacak. Benden 9 yıl önceki yaşına 9 yıl sonraki yaşına oranlamamı istiyor. Şöyle önce bölü sonra diye yazalım. Yani 18 bölü 36 olur. Sorumuzun yanıtı. Bunu da 18'e sağa değiştirirsek 1 bölü 2 olarak da sorumuzun yanıtını verebiliriz diyorum. Evet sevgili gençler. Devam edelim sıra sizde. Beşinci sorumuza geçelim. E sıra sizde beşte. Bir sınıfta on sıra vardır. Öğrenciler sıralara üçer kişi oturduğunda iki sıra boş kalmaktadır. Buna göre sınıftaki sıra sayısının sınıf mevcuduna oranı kaçtır diye soruyor sevgili gençler iki sıra boş kalıyorsa toplam 10 sıra vardı. Demek ki 8 tane sıra dolu olacak diyoruz. O halde sınıf mevcudu 8 tane sıra dolu oluyor. Ve her sıraya üçer kişi oturduğu için 8 kere 3'ten 24'tür. Benden neyse de sınıftaki sıra sayısının sınıf mevcudun oranı. O halde sıra sayısı sıra bölü mevcut şeklinde yazalım ile yazalım. Ve sıra sayısı 10'du. Sınıf mevcudu gençler 24'tü. 10 bölü 24 sorumuzun yanıtıdır. İstersek bunu da 2 ile sağa değiştirirsem. 5 bölü 12 olarak da sorumuzun yanıtını verebiliriz gençler. Evet sıra sizde 6. sorumuza bakalım. Bir çiçekçide 150 çiçeğin 2 bölü 15'i gül. Evet 10'da 3'ü karanfil. Diğerleri ise papatyadır. Buna göre çiçekteki papatya sayısının tüm çiçeklerin sayısına oranı kaçtır? Şimdi gençler öncelikle ben gül ve karanfil sayısını bulacağım. Burada ne yapacağız? Gençler papatya sayısını elde etmeye çalışacağım. Şimdi 15'te ikisi güldü gençler. O halde ben 150'yim. 15'e bölüyorum. 150'yi 15'e bölersek 10'dur. 2 tanesi gül olduğu için onu 2 ile çarparsam 20 tane gül var. 10'da 3'ü karanfil. O halde 150'yi 10'a bölelim. 15 15'i 3 ile çarparsam 45 karanfil var gençler. Ben burada papatya sayısını bulmak için gülle e, karanfili toplayalım. 20 artı 45 65 yapar. 150'den 65'i çıkartırsam 0'dan çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. 4 kaldı. 14'ten 8 çıktı. 14'ten 6 çıktı 8. 85 tane gençler ne var? Papatya var. Papatya sayısı 85'miş. Peki benden ne istemişti gençler? Tüm çiçeklerin sayısını oran istemişti. O halde papatya sayısı bölüm papatya bölüm Tüm çiçekler diye yazıyorum. Papatya 85'ti. Tüm çiçeklerin sayısı da 150 idi. 85 bölü 150 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. İstersek gençler bunu da sadeleştirebiliriz. E neyle sadeleştirelim? E şöyle 5 ile sadeleştirerek göstermek istiyorum. 85'i 5'e bölersem 17'ye. 150'yi 5'e bölüyorum 30. 17 bölü 30 da olur. Sorumuzun yanıtı deriz gençler. Evet hemen arkadaşlar alttaki sıra sizde 7. soruya bakalım. bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 3 bölü 5'tir. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, erkeklerin sınıf mevcudun oranı erkek bölü sınıf mevcudu 3 bölü 5'tir. Şimdi arkadaşlar böyle şöyle düşüneceğiz. Bu 3'ün bir katıdır. Bu da aslında 5'in bir katıdır. Ali kızların sayısı ne yaparız arkadaşlar? Sınıf mevcudundan yani 5 kattan 2 katı 3 katı çıkartırsam kızların sayısı 2'nin 1 katı olmak zorunda. Benden kızların erkekleri oranını hissediyor. Kız bölü erkek diyorum. Bakın burada kızlar 2 kattı. Erkekler 3 kattı. Burada katlar gençler bölme işlemini birbirini götürür ve 2 bölü 3 olur sorumuzun yanıtı deriz. Evet burada arkadaşlar 3 bölü 5 bizim için tabi sınıfın en sade halidir. Yani 3 bölü 5'in katlarıdır aslında bunlar. Onun için K kelimesi K harfini kullanarak sorumuzu çözdüğümüzü belirtmek isterim. Hemen sıra sizde 8'e geçelim. İçinde 25 gram bal bulunan 100 gramlık ballı süt karışımına 5 gram daha bal ekleniyor. Buna göre son durumda süt miktarının bal miktarına oranı kaç oluyor? Arkadaşlar başlangıçta 25 gram bal vardı. 5 gram daha bal eklendi. Şimdi karışım gençler 100 gramdı. Normalde ben 100 gramdan 25 gramı çıkartırsam 75 gram gençler ne vardır? Süt vardır. Şimdi bu süt karışımına gençler 5 gram bal ekleniyor. Yani 25'e ben 5 gram bal eklersem 30 gram bal oldum. Evet buna göre son durumda gençler süt miktarının bal miktarına oranı. Gençler süt miktarı değişmedi. O halde süt bölüm bal şeklinde yazıyorum. Daha bunu son durumdaki değerleri yazacağım. Süt 75 bal gençler 30 gram ve bunu da istersek 75 bölü 30 sorumuzun yanıtıdır. Böyle 15 ile sadeleştirebilirsiniz gençler. 75'i 15'e bölersem 5 30'u 15'e bölersem 2 yani 5 bölü 2 de olabilir oran diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.